Ada ben özür dilerim, seni dinlemeliydim. O yazı senin de ben sonradan hatırladım, sana güvenmeliydim. Yok, 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 yok. Sorun değil Bora Bey, yarın konuşalım mı? Hayır Ada, yarın konuşmayacağız. Ben dürüstlüğü öğren verirken nasıl fark edemedim ben? Ada ben çok özür dilerim. Gerçekten önemli değil. Yarın konuşsak. Ada, sana bir tavsiye. İyi bir yazı yazmak kadar yazdığına sahip çıkmak da önemli. Arkasında durmak. Annene, babana ve seninle teşekkür konuşması yapmak için. Ada sen dediğinde haklıydın. Hayallerine sahip çıkmak. Hayallerine sahip çıkmak gerekir. Çünkü o zaman hayaller gerçek olur. En olmayacak hayaller bile. En olmayacak hayaller bile gerçek olur Ada. Oh be! Gerçekten açıldım. Ada, yiyecek bir şeyler var mı? Ada! Bora Bey. Ne var Ada? Ne var? Ne var? Bora Bey, siz yanlış anladınız. Bayağı bir yanlış anladınız. Yani bir şey söylemiyorsunuz ama yüzünüzden belli. Ben neyi yanlış anladım Ada? Sen benim yüzümden ne okudun mesela, ha? Rüzgarın ve... Ha sen onu diyorsun. Yok. Yok, onda yanlış anlaşılacak bir şey. Yok yani Rüzgar'ın senin evinde bornozlu olması, sana yiyecek bir şeyler var mı diye sormasının nesi yanlış? Yani bunda yanlış anlaşılacak hiçbir şey yok. Bu ne gibi bir şey biliyor musun? Senin benim ve Meşat kapı gelip Tuğçe'yi bornozla görmen gibi bir şey. Ne anlarsın bundan? Yani buradan ne anlarız biz? Bundan Tuğçe'nin duştan çıktığını anlarız. Başka bir şey anlayamayız. Yani bundan başka yanlış anlaşılacak bir şey yok. Burada bir yanlış var. O da benim. Tek yanlış benim. Bora doğru söz. Tek yanlış benim. İyi geceler. Ada Hanım. Yarın şirkette görüşürüz. Deli misin sen? Allah! Bora Bey, kaç paraydı? 40 lira. 40. Bora Bey, 40 TL'niz var mı acaba? Ada, çok saçma diyeceğim ama seninle beraber olmak, baş başa olmak, yan yana olmak, zaten saçmalığın içinde olmak demek. O yüzden ağzımı açmıyorum, susuyorum. Tabii, pizzası olmasın. Alayım ben, 40 lira alayım. Al. Var mı 10 liran? Abla, hiç bozum yok. Allah Allah! Bozuğun yok. Fenasın. Kaptın bahşişi. Teşekkür ederim. Bırak pizzayı. Devam et. Yürü. Oh. Ada. Geldim, ben geldim. Ne yapıyorsun sen? İner misin arabadan? İn arabadan. Bora Bey, kendimi anlatmama izin vermiyorsunuz. İzin verene kadar da ben buradayım. İzin vermedim değil Ada. Öyle bir talebim yok. Tamam mı? Anlatmanı istemiyorum. İn arabadan. Yanlış anladınız beni. Az önce de geldiniz, evime özür dilediniz. Neden? Çünkü ortada bir yanlış anlaşılma vardı. Tekrar bir yanlış anlaşılma olmasın diye, benden tekrar özür dilemek zorunda kalmayın diye
Şu an beni dinlemelisiniz. Ada. Lütfen. Emniyet kemerini bağla hadi. Üf. Soğutmadan yiyelim. Ayran. Peçete. Bardak. Ah! Bardak yok. Ay. Eve sipariş ya. Bardak koymamışlar. Neyse bir şey olmaz. Kafamıza dikeriz. Ağzımdan iğrenmez sizi, ben ağzıma diksem. Ada, askerdeyken yılan bile yedim ben. Merak etme. Ayrıntı vermenize gerek yoktu Bora Bey. İğrenmem demeniz yeterliydi. Siz dikin. Evet Ada. Bak benim fazla vaktim yok, tamam mı? Ne söyleyeceksen söyle, ben gideceğim. Hadi. Ha. Şöyle oldu Bora Bey. Şimdi Tuğçe Hanım'la Rüzgar Bey'in arası biraz limoni galiba. Biz de Tuğçe Hanım'la çok yakınız. Tabii. Siz Tuğçe Hanım'la çok yakınsınız. Yani yakındınız ta ki şu yazı meselesine kadar. Değil mi? Bizimkisi fırtınalı bir aşk hikayesi. Bora Bey şöyle oldu. Nasıl oldu? Rüzgar bir içmiş. Bir içmiş, ayakta duramıyor Bora Bey. Yani o kadar içmiş ki Ali Bey gibi. Aşk işte. Yaptırıyor. Anlamadım, ne yaptırıyor? Neyi yaptırıyor aşk? Sapıttırıyor. Deli divane ediyor. Dertleşecek insan aratıyor. Ali Bey nasıl otobüs durağındaydı? Nasıl topladık oralarda? Hatırlayın Bora Bey. Yani şimdi bu Rüzgar senin evine dertleşmeye geldi. Öyle mi? Bu mudur? Tam olarak budur Bora Bey, evet. Peki Ada, bu Rüzgar senin evini nereden biliyor? Ha? Şey, konum attım. Konum attım, geldim. Ay Bora Bey, duşa zor soktum dedim. Girip banyoyu bir kendine gel dedim. Böyle olmaz dedim yani. Çok üzüldüm. Ada, bıyığın var. Bıyık var. Bıyığın var. Bıyığın mı var? Bora Bey çok ayıp ama ya. Bir kadına bıyığın var denir mi Bora Bey? Çok utanıyorum şu an ben. İş yoğunluğundan kuaföre gidememiş olabilirim. Teyzeme al demişimdir, almamış olabilirim. Ada, demiştim. Ada. Çok mu konuşuyorsun sen? Ha? Çok mu konuşuyorsun? Hayran bıyığın var demek istedim. Ha. Ya. Öyle yani Bora Bey. Rüzgar da şirkette beni sürekli sıkıştırdı. Konuştuğumu Tuğçe ile hallet Ada, lütfen Ada, yalvarırım Ada. Bir tek bizi barıştırırsan sen barıştırırsın Ada deyip durdu. Garip. Çok garip. Ne? Ne garip ne? Garip olan ne? Yani şimdi bu Rüzgar sürekli senin peşinden koşuyor şirkette. Masana geliyor, fısır fısır konuşuyorsunuz. Sebebi Tuğçe, öyle mi? Bu mu? Bu. Kesinlikle bu. Başka ne olabilir? Yani garip görünenin farkındayım ama bu. Şaplatma ağzına da. Yapma. Ama böyle daha lezzetli. Zeytin var mı bunun içinde? Yok. Domates peyniri bu. Ha. Zeytinsiz. Niye Bora? Zeytin sevmez misiniz? Sevmem. Aa. Nefret ederim. Bora Bey, zeytin sevilmez mi? Bora Bey. Ne? Ben çok teşekkür ederim. Ne için? Yazının benim olduğunu anlayıp ta evime kadar geldiğiniz için. Ben bir hata yaptım Ada. Ve bu hatayı düzeltmek için elimden ne gelirse yaparım. Kocunmam. Nasıl anladınız peki? Yazının benim olduğunu yani. Bununla. Ne bu? Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun, lütfen. Derdini de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum.
Siz bunu çöpe atmamış mıydınız? Sonradan alıp okudunuz mu yani? Ben umurunuzda bile olmamıştır sanıyordum. Bu yazının... Bu sizin yazıların altındaki isimleri bir an önce değiştirtelim. Okuyucularımıza da bir özür yazısı çıkalım derhal, tamam mı? Sen yarın söylersin, halledersiniz. Yok. Yok, öyle bir şey yapmayalım. Neden? Hani şirketin prestiji için iyi olmaz. Sonra arkamızdan konuşurlar, derler bir yazıyı bile doğru düzgün çıkaramamışlar. Bu nasıl şirket ya? Şirketimize zeval gelmesin. Canım şirketim. Eyvallah da. Eyvallah. Ne yapıyorsun adam? Ne yapıyorsun? Ayakkabımızı çıkarıyorum. Toprağa basacağız. Çıplak ayak. Hayır, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hayır. Vallahi çok iyi gelecek Bora Bey. Çıkarın ayakkabı. Ada, ben böyle bir şey yapmak istemiyorum. Yapmayacağım. Asla yap. Ayakkabınızı çıkarın Bora Bey. Ada, yapmayacağım diyorum. Asla yapmayacağım. Ama çok iyi gelecek Bora Bey. Bana güvenin. Hayır ya. Işte. Evet. Ada, bak beni bağırtırma insanların içine. Yapmayacağım. Bağırmayın o zaman. Asla. Ada, asla yapmayacağım. Ada. Nasıl? İyi geldi mi? Geldi, iyi geldi. Bayağı iyiyim şu anda. Gelir, gelir. Her zaman işe yarar. Ada. Kimsin sen? Ada ben. İşte o Ada. Kim? Artık açıklar mısın? Sadece yazmak isteyen biri. O kadar. Bora Bey. Bu yüzünüzdeki yara nasıl oldu? Sürekli gözüm takılıyor. Merak ediyorum. O yaranın nasıl olduğunu bilen bir annem, bir de babam. Fark edip soran tek insan da sen oldun. 4 yaşındaydım. Şu dedemin çiftliği var ya. Hı. İşte o evin arkasında bir tut ağacı var. Tut ağacına çıktım tut yemek için. Tutu yerken düştüm. Düşerken dala çarpmışım. 6 dikiş var orada. O yara büyüktü. Ben büyüdükçe küçüldü. Neredeyse gözüm çıkıyormuş. Nasıl acımıştır. Yüzüm gözüm kan olmuş. Annem beni öyle görünce gözüm çıktı zannetmiş. Dayanamadı, bayıldı. Aa, kıyamam. Of ulan of be, böyle bir sevgilim olsun. Parklarda mı gezdiririm ben onu? Bora Bey, hadi gidelim. Bir dakika da. Bora Bey, lütfen gidelim. Bir dakika dedim. Bora Bey, ayakkabınız bile yok. Lütfen yapmayın. Hayır. Bir dakika dedim Ada. Hayır. Bırak kolumu. Hayır Bora Bey. Bora Bey, lütfen. Ne oldu birader? Bir sıkıntın mı? Varsa ne yapacağım birader? Artist ya. Yürü git. Bana bak, bana. Bilek kırıkları normal kemik kırıklarına benzemez. İyileşmesi 6 ay bulabilir. Üstelik çok acılı bir süreçtir. Şimdi hanımefendiden özür dile ve seni affetmesini iste. Umarım affeder. Affetmezse acılı bir 6 ay seni bekliyor. Hadi bakayım. Dene bir şansını. Bacım, affet bacım. Tamam hadi. Affettim. Defol git. Bora Bey, affettim. Tamamdır. Hadi yine iyisin. Şanslı günündesin. Bana bak. Şimdi 10'a kadar sayacağım. Eğer görüş alanında olursan senin kemiklerin teker teker kırar burada bırakır gider, tamam mı? Tamam. 1, 2, 3. Ay Bora Bey, hani siz diyorsunuz ya, senle yan yanayken 30 saniye içinde bir şey olacakmış gibi hissediyorum diye. Bu olanın seninle bir ilgisi yok Ada. Ne giydiğinizle, saat kaçta ne yaptığınızla ya da nasıl kahkaha attığınızla da bir ilgisi yok. Bu tamamen
Bunlar gibi şerefsizlerin suçu. Hala. Bu çime basma olayı bana bayağı iyi geldi biliyor musun? Ben bütün elektriğimi attım. Çok iyiyim şu anda, çok iyi hissediyorum. Evet, elektriğinizi attığınızı gördüm. O zaman dönelim. Hadi dönelim, gidelim. Hadi. Hadi. Dönelim. Hadi gidelim Burak Bey. Ayakkabılar çalmışlar. Çalmışlar. Ada işte bu var ya bu. Bu işte senin suçun. Çalmışlar Bora Bey. Ben nereden bileyim bu saatte çalınacağım ayakkabının günahları ya. Eve nasıl gideceğiz ya? Buyurun Ada Hanım. Teşekkürler, teşekkürler. Alo, efendim teyze. Ada, kuzum neredesin? Yoldayım teyze, geliyorum. Bora Bey seni arıyor yana yakıla her yerde deli gibi adam. Biliyorum. Birlikteyiz. Ha. Tamam. Tamam iyi o zaman kapatıyorum ben. Hadi öptüm görüşürüz. Ben de öptüm. Teyze hoş görüşürüz. Bay bay. Neredeymiş ne diyor? İyi iyi bir şey yok. Yoldaymış geliyor. Dur ben sana su getireyim. Gel şöyle otur yanımıza. Çabuk gel. Yasemin şunların haline bak Allah aşkına. Çok tatlılar. Maşallah. Çok güzel. Yalnız kalmamış. Şaka. Şaka yaptım gel. Aslanım çocuk hayaliyle yanıp tutuşuyor. Daha getireyim mi? Yok getirin sağ ol. Zaten kalmadı. Ben çocuk yapacağım. Yanına pilav da yapalım abla. Hı? Kız abla ne diyorsun Allah aşkına ne çocuğu? Anam. Kız abla... Kız o nasıl bakış öyle? Dur. Dur. Ben adaya mesaj atayım. Benim şu fuşyalı geceliğimi getirsin. Fuşyalı gecelik mi? Abla saçmalama. Kız abla. Abla el alemin emindeyiz. Kız abla. Güzeldi siyahlı fuşyalı onu getirsin. Dur. Ha bir de. Bora Bey. Ne oldu? 5 dakika geldim ben. Tamam. He 5 dakika. Tamam hadi git gel hemen. Eşya alayım geleyim. Hadi hemen Ada. Tamam. Ada. Hı. Rüzgar gitmiştir değil mi? Evet değildir yani. Yok yok gitmiştir. Çoktan gitmiştir o. 5 dakika geldim ben. Nerede bu ya? Sen hala burada mısın? Nerede olacaktım? Bana bak söyle çabuk ne diyor? Bora Bey inandı. Tamam. Dertleşmek için geldim değil mi? İnandı, inandı. Oh, işte bu. İşte bu. Ben var ya bak hatta ben dünyanın en zeki insanı falan olabilirim. Gerçekten bak. Sen dünyanın en zeki insanısın. Gerçekten öylesin. Gerçekten. İşte bu abi. Çok akıllıyım. Çok akıllıyım. Yok, sen akıllı değilsin Rüzgar. Yalancının tekisin. Bir daha Bora Bey'e asla yalan söylemeyeceğim. Adam o kadar dürüst ki. Seninle aramda bir şey olmasına ihtimal vermiyor. Aklına bile getirmiyor. Yaşadıklarımızı bilse, senin yüzünden söylediğim tüm yalanlar için kendimden nefret ediyorum. Sen her zaman böyleydin biliyor musun? Yani ne olursa olsun hep başkası suçlu. Bak bence insan bazen aynaya bakmalı. Ben bunu günde 10 kere yapıyorum ve çok işe yarıyor. Deneyelim mi? Gel. Bak kendine orada. Bana bak Rüzgar. Bana bak. Şimdi ben gideceğim, eşyalarımı alacağım. Bora Bey aşağıda beni bekliyor. Senin için gitmiştir dedim. Ben çıktıktan sonra defolup gidiyorsun Rüzgar, tamam mı? Oh.
Kemal, sen gerçekten evi terk ediyorsun galiba. Ha? Buralara yerleşiyorsunuz siz ya. Ben yanlış mı görüyorum? Ha? Bora Bey, senin yüzünden her yalan söylediğimde içimde bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler çözülüyor. Ama artık buna bir son vereceğim. Sonu ne olursa olsun. Ne yapacaksın mesela? İlk fırsatta her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Ciddi mi? Yani evli olduğumuzu falan da söyleyecek misin? Aynen öyle. Her şeyi söyleyeceğim. Bora Bey'in de dediği gibi. Söylemekte geciktikçe zorlaşır. Zorlaştıkça da geç kalırsın. Ben artık hiçbir şeye geç kalmak istemiyorum Rüzgar. Peki bu Bora hassasiyeti nereden geliyor? Yani niçin gelmiş? Yazının benim olduğunu anlamış. Özür dilemek için gelmiş. Nereden anlamış ya? Biliyordun. Sen yazının bana ait olduğunu biliyordun. Adacığım, ben sana bir şey diyeyim mi? Senin bu başkalarını suçlama durumu gerçekten kronik bir hal almış. Yani senin tedavi olman lazım. Gerçekten bak. Görecektik. Ada sağ olsun. Görecekmişiz. Hadi bakalım, ben bir akşam daha istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Bora Bey, her şeyi anlatacaksın ha. Bana bak, eğer öyle bir şey yaparsan teyzene ben de gidip her şeyi anlatırım. Nergis teyze biricik yeğeninin 3 yıldır evli olduğunu öğrenince ne yapar acaba? Neresinden vurulur? Bence kalbinden vurulur. Hı? Sen bana şantaj mı yapıyorsun Rüzgar? He? Nasıl bir adamsın sen ya? Ben hayatta kalmaya çalışan bir adamım Adacığım. Zaten o beyaz evlilik muhabbetine Celal'i başıma sardım. İstersen git Bora Bey'e de her şeyi söyle. Ha? Sonuçlarına katlanalım. Ne dersin? Katlanalım. Görelim bakalım ne oluyor. Ben her şeyi Bora Bey'e bir bir anlatacağım. Bitti. Yalan yok. Belki de insanların gerçekleri öğrenme vakti gelmiştir. Hatta geçiyordur. Kendini bunu hazırlasan iyi edersin. Kim bu? Yoksa. Çekil, gir içeri. Sesini de çıkarma. Sen neden bu kadar çok geciktin? Ha? Neden? Bora Bey, ben... İçine gidelim abi ben. İçine gidelim. İşte bu yüzden. Tamam Rüzgar, sakin ol. Sakin olamam. Sakin olamam. Tüm şeyi kaybetmek üzereyken sakin olamam. Bana yardım edin. Ada, Fatma. Bana yardım edin. Sizin niye ayakkabılarınız yok? Tamam, orasını karıştırma. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Hava almak iyi geldi. Kusura bakmayın, gerçekten sizi de işinizden ettim. Yok yok, sıkıntı yok. Önemli değil. Hadi gel. Bırakalım seni gideceğin yere kadar. Yok patron ya, ben yürürüm. Hem biraz hava alırım. Ya açılıyorum, iyi geliyor bana. Tamam, tamam, sen bilirsin. Ama kendine iyi bak. Kendine dikkat et. Ve unutma, zaman her şeyin ilacıdır. Ada, tekrardan çok teşekkür ederim. Yani beni evine kabul ettiğin için gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hadi Ada, gidelim biz artık. Görüşürüz Rüzgar. Görüşürüz patron.
dikkat et. Tuğçe, Bora anlamış yazının adının yazısı olduğunu. Umarım her şeyi mahvetmezsin Ada. Umarım onu yapmazsın yani.